Dün gönderdiğiniz mesajı da Kübra'nın programında okundu. Yani cevap hakkınız o anlamda sağlanmış oldu. Ben de size söz verdim. Barış'ın sorusunu alalım. İbrahim Özkan doğru söylüyor canım. İbrahim Özkan, yani siz sonuçta bunu yapma dediğinizde bilginiz var ve yapma diyorsunuz. Sonuçta İbrahim Özkan. Şimdi Şükrü Bey. İbrahim Özkan'ı ben aradım Barış Bey. Tamam işte anladım da yani sonuçta aranızda bir münasebet geçmiş, bir ben sohbet geçmiş. O da bilgisi var diyor. Şimdi bu 98 yılında... Barış Bey, bak yine algı yapıyorsunuz. Bilgi yok. Ya bak, siz bir algı diye Şükrü Bey bir kelime tutturmuşsunuz. Algı yapılacak bir durum yok ki. Partinin durumu ortada Barış zaten. Barış Bey, seni ben çok iyi biliyorum. Altılı Masa'dan beri de biliyorum. Altılı Masa'da ben ne dediysem doğru çıktı ne yazık ki. İyi Parti ile ilgili, Meral Hanım'la ilgili söylediklerimin tamamı ne yazık ki doğru çıktı. Keşke doğru çıkmasaydı. Keşke ben yanılsaydım. Siz insanları orada yanıltıyorsunuz. Hangi konuda yanıltmışım ben? Meral Hanım masadan kalkacak dedim, kalktı. Meral Hanım altılı masayı kafasında bitirmiş dedim, bitirdi. 26 Ağustos'ta masayı bir daha tekmeleyecek. CHP ile hiçbir şekilde yan yana gelmeyin diyecek dedim, aynısını yaptı. Ya ne dediysem çıktım. Neyse onları şimdi sonra tartışırız da. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Mansur Yavaş'a gidip Cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti dedim. Yalanladınız. Şimdi Meral Hanım'ın kendisi diyor ki ben gittim teklif ettim. Ne dediysem doğru çıktı. Şükrü Bey, kimsenin algı yaptığı, kimsenin operasyon yaptığı yok. Operasyon yapan ne yazık ki sizin Sayın Genel Başkanınız. Sizin Sayın Genel Başkanınız partiyi bizzat operasyona tabi tutuyor ve operasyonu açık hale getiriyor. Bırak bu işleri. Efendim Barış, ne Barış, demek bırak bu işleri? Barış, bakın sen. Ben ne kadar kibar, ne kadar nazik bir şekilde ben, size anlatıyorum. Şükrü Bey üst üste konuştuğunuz için konuşmanız anlaşılmıyor. Efendim, Barış Bey müsaade. Efendim bakın bir algı diye bir şey tutturmuşsunuz. Bir medyayı düşman ilan etmişsiniz. Allah aşkına partide milletvekilliği listelerinin parayla satıldığı iddiasını şu masada oturan 5 kişiden biri ya da sevgili Fatih mi burada olmadığı için söylüyorum. O mu dile getirdi? Taciz iddialarını biz mi dile getirdik? Başka iddiaları biz mi dile getirdik? Bunların tamamını tartışmaya açan, medyayla paylaşan, medyada İyi Parti'nin tartışılmasına yol açan kendinizsiniz. Bakın çok basit bir şey okuyayım size. Her partide istifalar bitti olabilir. Mi? Bakın. Bittime cevap vereyim mi? Bakın ama bir saniye Şükrü Bey siz tam 25 dakika aralıksız konuştunuz. Şükrü Bey sorun. Şimdi Şükrü Bey medya sorusunu bunu tartışmayacak mı? Burada Şaban Sevinç'in ya da benim ne suçum var? Söyleyeceğim. Bir ilçe örgütünüz, ilçe teşkilatınız istifa ediyor. Olabilir. Bakın istifa ediyor. İstifadan sonra sizin genel başkan yardımcınız şöyle bir tweet atıyor. Burak Akburak diyor ki Aydın'ın Germencik ilçesinde bir üyemiz istifa etmiş. Muhalif gazeteciler kendisini arayıp canlı yayına bağlayabilirler. Hatta spoiler vereyim. KJ İyi Parti'de sular durulmuyor. Şimdi bakın bir parti üyesinin istifası üzerinden arkadaşımız yani sizin arkadaşınız kendince dalga geçiyor, alay ediyor ve tartışmaya açıyor bunu. Ben bir gazete yönetsem bu ne ciddiyetsizlik diye en azından hafif kibar tabirle bunu manşet yaparım. Bir genel başkan yardımcısı istifa eden bir üyenin arkasından bunu yazıyorsa, bir milletvekili istifa ettiğinde sahibinden kom diye yazıp satıldı diye söylüyorsa bunu medya tartışır. Sizin genel başkanınız benim banka hesaplarıma girdiler diye hala ispatlayamadığı bir iddiayı ortaya koyarsa medya bunu tartışır. Biraz sonra da tartışacağız. Benim memleketim Kars. 3 belediye başkan adayı var İyi Parti'nin. Gidiyorlar Burak Bey'e. Diyorlar ki kardeşim bak daha sürede olmadı. Siz aday açıklıyorsunuz. Kars teşkilatıyla konuşmadınız. Burak Bey diyor ki Nebi Arık beyefendiye. Kars belediye başkan aday adayına. Size mi soracağız kardeşim diyor. Tamamla, soracağız tamamla diyor. Şükrü Bey yanıt ver. Siz Şükrü Bey siz bu partiyi yönetemiyorsunuz. Ve kendi elinizle İyi Parti'yi tasfiye ediyorsunuz. Kendi elinizle İyi Partiyi tasfiye ya ederken, siyaseten intihar ettirirken, sakın medyayı günah keçisi haline getirmeyin. Medya olanı biteni yazıyor. AK Parti'de bir şey olduğunda Barış, konuşmuyor muyuz? Konuşmayacak mıyız İyi Parti? Barış müsaade eder misiniz? Barış müsaade eder misiniz? Bir saniye. Şükrü Bey buyurun lütfen. Barış Efendi, yetti mi? Şovunuz bitti mi?
Bittiyse ben konuşabilirim. Şükrü Bey. Buyurun yanıtınızı alın. Sizi nezakete davet ediyorum. Bakın ben ne kadar nazik bir dille, efendi bir şekilde, gayet politik bir değerlendirme yaptım. Tamam Barış, cevap versin. Sen gazeteciliği de bırakacaktın. Şükrü Bey, sizi dinliyoruz. Şükrü Bey. Genel başkanınız, sizin genel başkanınız siyaseti bırakıyorum dedi. Gitti geri geldi. Halk da beni istedi, geriye döndüm. Ne yapayım? Beğenmiyorsanız izlemezsiniz. Kimse Barış, kimseye zorlamış. Barış bir dinleyelim. Bir şey Barış buradayız zaten. Barış bir müsaade. Şükrü Bey. Şükrü Bey buyurun söz sizde, cevap verin lütfen. Şükrü Bey sizi dinliyoruz. Şükrü Bey. Ben o kanala da gelir seninle konuşurum. Gel buyurun. Hiç buyurun. Her zaman burası herkese ama açık. Demokrasi meydanı burası. Kimseye iftira atmıyoruz. Ama Barış dur da cevap versin. Ama öyle ağır laflar ediyor. Tamam ya, duyamıyoruz ki. Bir Şükrü Bey bir saniye. Şükrü Bey bir saniye. Benim programı yönetmem gerekiyor. Şükrü Bey. Şimdi Barış bir siyasetçi kimliğiyle de gazeteci analitik yaklaşımıyla da bir yorum yaptı. Söz sizde, fakat sizden de ricam, itham etmeden ya da hakaret etmeden. Buyurun söz sizde, sizi dinliyoruz. İlk başta hiç kesmeden 20 dakika konuştunuz. Buyurun devam edin lütfen. Ben bakın az önce bir şey söyledim. Dedikodudan, teferruattan fitne doğar. Barış Bey aylardan beri o kanallarda dolaşıyor. Altılı masalara giriyor. Hiçbir şey bildiğinden değil. Sadece duyup. Ben altılı masayı öyle bir anlatırım ki, biz bir, madem o kadar merak ediyorsun Barış Bey, dinle şimdi. Biz altılı masadan kalkmadık. Bizi altılı masadan kovdular. Bu bir. Onu da anlatacağım. Madem çok bir şey biliyorsun sen, burayı iyi dinle şimdi. Gelelim o adaylık konusu. Meral Hanım'ın döndükten sonra bir daha kalktığını da, Ali Babacan'la kavga ettiğini de anlatın o zaman. Barış senden rica ediyorum. Ama yani böyle bir üstü konu mu? Ben böyle mi konuşuyorum Şükrü Bey'le? Ama bekle. Hayır, ben kendisiyle böyle mi konuşuyorum? Barış yönettirtmiyorsun. Bekle, söz vereceğim sana. Efendim dinle demeyeceksin. Dinler misiniz? Lütfen dinler misiniz diyeceksiniz. Dinler misin Barış Efendi? Şöyle biraz kibar olun. Tamam, partinin genel başkan yardımcısınız. İlk defa birisi çıktı zaten. İlk kez bir televizyonda ben bir siyasetçinin bir gazeteciyle böyle konuştuğunu görüyorum. Nedir bu hırsınız, bu öfkeniz de ben anlamıyorum ya. Biz mi karıştırdık İyi Parti'yi? Sizin genel başkanınız geldi konuştu. Ben gazetecilikten istifa etmiştim. Efendim istifa ettim, geri döndüm. Bu sizi ilgilendirmez. Beğenmiyorsanız izlemezsiniz. Beğenmiyorsanız okumazsınız. Bu kadar basit. Bak bir şey söyleyeyim. Allah Allah. Ben kendi partinizin içinde yaşanan huzursuzluğu benim üzerimden tartışmaya çalışmayın siz. Bir lafınız varsa ortaya söyleyin. Senin karnının ağrısını ben biliyorum. Neymiş benim karnımın ne ağrısı olabilir? Ne ağrısı olabilir? Barış bir saniye. Sizin ben nasıl Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığını ve parlamentoda da Millet İttifakı'na nasıl çoğunluğu kaybettirdiğinizi tüm ayrıntılarıyla deşifre ettiğim için rahatsızsınız. Şöyle yapalım mı? Tüm ayrıntılarıyla deşifre ettim, ortaya koydum. Ondan rahatsızsınız. Barış, Şükrü Bey konuşsun. Bekle. Sen istediğini konuş, ben cevap vereyim. Şükrü Bey buyurun lütfen. Barış lütfen araya girin. Durun o zaman Barış Bey. Tamam buyurun, devam edin lütfen. Barış Bey müsaade ettiniz mi? Rica ederim ama lütfen, burada muhatabınız, söz alıp verme anlamında benim. Barış değil, lütfen tamamlayın Şükrü Bey. Altılı masadan kovulduk. Kovulduk çünkü biz bunları nezaketen bugüne kadar sustuk. Bugüne kadar konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına olan saygımızdan dolayı. Bu bir. İkincisi, 3-6 Mart arasındaki masadan kalktığımız zaman bize yapılan hakaretleri daha unutmadık. O kendini sanatçı zannedenlerin o şifon çekmelerini daha unutmadık. O yapılan hakaretleri unutmadık. Siyasi nezaketten yoksun, sanatçı, gazeteci, bilmem neyin yaptığı hakaretler. Masa toplanıldığı zaman aday tespitinde şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısından o masanın ne şekilde kurulduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü o masada aday tespiti yapılmadı. 5 tane diğer genel başkan adaylarını belirlemişler. Bugün de mecliste yansımasını görüyoruz. 1. 2. Sayın Meral Akşener itiraz edince siz bilirsiniz denildi. Barış Bey bir takım şeyleri biliyor ama eksik biliyor. Ve masadan kalkmaya kalkınca Sayın Ahmet Davutoğlu ve Temel Bey müdahale ettiler ve rica ettiler.
Şükrü Bey, araya girmeme izin verir misiniz? Şöyle. Ama bir... Barış Bey anlatıyor, ben de ben konuyu anlatayım. Tamam, şöyle bir soru soracağım. Gündem, yani bugünün sizin bu programa katılma isteğiniz, benim de davet etme isteğimle örtüşen bir gündem var ya, sözünü ettiniz, altılı masa meselesi biraz geride kaldı ve Sayın Genel Başkan da bunları açıklamış. Siz efendim Barış Bey altılı masaya girdi. Siz istediğiniz şekilde anlatın tabii. Ben sadece bunu hatırlatıyorum. Hani gündemi ama konuşsak bakın, daha iyi olur. Buyurun. Bakın, algı, bak ben bir şey söylüyorum. O hep algı diyor. Bakın biz Ekrem Bey'le Mansur Bey'i İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı hiçbir zaman söylemedik. Bak burada bir hata var, bir yanlış var. Tahammül edin, konuyu anlatayım diyorum. Buyurun. Biz masadan kalktıktan sonra gece saat 2'de Ekrem Bey geldi, Mansur Bey geldi, Sayın Genel Başkanımızın evinde konuştular. Orada işte orada Sayın Genel Başkanımız onlara dedi ki size ilgi var. Hatta önce Ekrem Bey'e söyledi, Ekrem Bey kabul etmedi, döndü Mansur Bey'e, Mansur Bey'e de abi diye hitap etti. Abi dedi, size gel. Onlar da kabul etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine formül aradılar Meral Hanım'ın masaya dönmesi için. Şimdi formülü söylüyorum. Barış Bey her şeyi biliyor ya. Formül şu: Cumhurbaşkanı yardımcısı iki kişi olacak. Biri Mansur Bey, diğeri de Ekrem Bey. Bunu da ilk defa belki herkes duyuyor. Ve bunun üzerine Meral Hanım o zaman diğer genel başkanlar çekilsin. Herkes partisinin başına geçsin. Siz ikiniz Cumhurbaşkanı yardımcısı olun. Ve biz bu seçim kampanyasını partimizin başında yürütelim. Çok güzel bir konuda masaya geri dönülecek. Marriott Otel'de yapılan görüşmede Kemal Bey'in bilgisi var mı dediler. Dedi Sayın Meral Hanım, var dediler. Ve Marriott Otel'de yapılan görüşmede mutabık varıldı. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız şeyi hazırladınız mı mutabakatı dedi. Saadet Partisi'ne gidilecek, açıklama yapılacak. Orada hazırlanacak denildi. Şimdi söylüyorum Barış Bey, hem de burayı iyi dikkat, özellikle sana söylüyorum. Gidildiği zaman ortada protokol yok. Meral Hanım dedi ki, hani protokol imzalayacaktık. Bu sefer Temel Bey dedi ki, protokol ne protokolü dedi. Bunun üzerine Sayın Babacan da, benim de bir yerden haberim yok dedi. Barış Bey, biz birinci masadan kovulduk, ikinci masada da kandırıldık. Ama kapının önünde 10 bin kişi olduğu için, Sayın Genel Başkanım Türk milletini düşündüğü için, şahsını değil, kendisini Cumhurbaşkanı istemedi. Kendisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olayım demedi. Ya yiğidi öldürün, hakkını verin Allah aşkına. Başka da bir şey söylemiyorum.